Nuray Babacan, daha önce siz de konuşmuştuk hatırlarsanız yazın ortasında. Nuray Babacan demişti ki Ekim ayı için emeklilere işte adım atacaklar ama bu adım daha hiç ortada yokken, bu mesele daha hiç ortada yokken demişti ki 5.000 liralık bir ikramiye konusu. 29 Ekim'e Cumhuriyet'in 100. yıl dolayısıyla bunu çalışıyorlar. Siz de o zaman demiştiniz ki ya böyle bu saçmalık, hani bunu konuşmaya bile gerek yok falan demiştiniz ama bu gerçekleşti mesela. Bakıyoruz bu gerçekleşti yani önümüzdeki süreçte. Şunu demeye çalışıyorum, hani o zaman mümkün görmediğimiz şey yapıldı. Çünkü biz o dönem acaba seyyanem mi olacak, 7.500 lira mı artırılacak falan derken 5.000 lirayla bunu da sadece çalışmayana vererek geçiştirdiler Ekim ayı sürecini. Şimdi Nuray Babacan bir yazı daha yazmış. Kulis bilgisi olarak paylaşıyor. Diyor ki söylenen o ki zam oranı %50 civarında olacak. SSK Bağkurlu için en düşük maaş ise 10.000 lira olarak belirlenecek. Burada bir detay daha veriyor. Diyor ki iktidar partisinde yeni yılda emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı. Kulislerdeki iddiaya göre en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılacak. Parti kurmayları yıl başında ortalama %50-52'lik bir zam beklediklerini dile getiriyorlar. Maliyenin direneceğini söyleyenlere göre bu oran %45 olacak. Yani %50'yi belirleyip %45'e de direneceklerini, buradaki ekonomi yönetimini kastetmiş. Önce bu %50'yi bir konuşalım, sonra 7.500 lira 10 bin lira meselesini ayrıca konuşuruz. Bu kulis haberini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi sonuç olarak daha önce bir bilgi vermiş, emeklerle ilgili bir kulis haberi paylaşmış ve bu gerçekleşmiş bir gazeteci. Şimdi tekrar %50 meselesini yazmış. Ne diyorsunuz bu konuyla alakalı? Murat Bey zaten maaşlar artacağı aşikar. Yani bunu herkes biliyor. Bizim burada tahminlerimiz %50'lik üzerine. Şimdi eğer aynı sistemde devam ederse, yani kök maaş olayına dikkate alarak sistem devam ederse, ki öyle gözüküyor şu an kısa dönemde, yani biz 2023 yılını en azından eski sisteme göre kapatacağız. Öyle görünüyor. Ama yeni yıla girdikten sonra bir kısa dönem bir seçim boşluğu var. Şimdi seçim düşünülerek hızlı hareket edip seyyanen zam şeklinde herkese yani sürpriz bir kararla gelirler mi onu bilemiyorum. Ondan emin değilim ama şurası bir gerçek. Her ne olursa olsun en düşük emekli ailenin yani 10 bin lira olması zaten normal. Çünkü bir yüzdeye dayanmıyor. 7.500, 9.750 olmaz. Ya 10 bin lira olur ya 11 bin lira olur. Ya da 9 bin lira olur. Belli Hani bir skala koyup onun üzerine gidiyorlar. tabii. 7.500 lira hani deriz ya düz olsun. Küsuratı silelim. Onun gibi bir şey yani. 7.500 10 bin olur. Yani ben geçen demiştim yani 10.500 lira bekliyorum ben. Demiştim hani öyle bir yüzdelik olmadı ama böyle sürpriz bir şey çerçevenin dışına çıkılabilir. 10 bin lira az işte 500 lira daha koyalım gibisin. Hani 11 bin lira çok, 10 bin lira az arasını bulalım. 10.500 lira olsun. Hani 500 lira bazen çok şey ifade ediyor. Psikolojik olarak ifade ediyor. Çünkü Yani onu 10 bin lira sayıya az göre ama çarpıyorlar. evet. Böyle bir psikolojik şeye de girebilir. Bir rakamsal oran da belirleyebilir. Bu Ama %50 %50 sanki biraz konusu daha işte. gerçeğe yakın gibi geliyor bana. Hani çünkü geçen hafta da hatırlarsanız konuştuk. Evet. Bunun üzerine ciddi ciddi bir plan yapılıyor gibi. Yani çünkü enflasyon %37 ile 40 arası çıkacak. Aynen. %10'da refah payı ekleyip bu şekilde verelim gibi mi düşünüyorlar acaba? Mutlaka öyle bir şey var. Öyle bir düşünce var. Çünkü 37, 38 çok düşük kalıyor. Bir de Yani dikkat insanlar ettiyseniz hep bir kamuoyunu test etme var. O çok bariz yapılıyor bu. Hani şimdi mesela bakana sorsanız, işte bir yetkiliye sorsanız, yok kardeşim biz işte neyse, olması gereken neyse bu şekilde çalışırız derler de, hani evet. çok belli ki kamuoyu düzenli olarak test ediliyor. Mesela biz bu yayınları yapıyoruz. Twitter'da işte bir takım çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlar acaba memnun mu, değil mi? Bunu yapsak nasıl olur? Memnun olurlar mı diye hep bir kamuoyu testi söz konusu. Özellikle seçim öncesinde. Bu %50 Evet. meselesi de sanki o yüzden şu anda bir deneniyor gibi geliyor bana.
Acaba ne tepki verecekler? Aynen Murat Bey, hakikaten olay şeye döndü. Psikolojik bir mücadeleye döndü. Şimdi herkes şu noktada birleşmeye başladı değil mi? Yani en düşük emekli aile 10 bin lira olacak. Değil mi? Yani tam ona istemez. Tam ona geçecektik. Nedir bu saplantı? 10 bin lira saplantısı nedir? Yani niye kurtulamıyoruz bu 10 bin lira meselesinden bir türlü? Yani şimdi 7-5 en son 5500 müydü Murat Bey? 7500 yaptılar. Bakın insanlar psikolojik bir hesap yapıyor. Ya 5500'den 7500 olduysa 7500'den de 10 bin oldu. Aslında herkes hata yapıyor burada. Bir rakam ortaya çıkıyor ve herkes yavaş yavaş bu rakama alışıyor. Alışıyor, evet. Bu hatayı hepimiz yapıyoruz. Vedat Işıkhan'ın şimdiden asgari ücretle ilgili bence alıştırma açıklamaları gibi. Alıştırma. Bu. Yani, bu tamamen evet. Alıştırıyor yani sürece. Evet. Evet. Yani psikolojik olarak insanları hazırlıyorlar. Ha şu anda insanlar diyor ki ha işte bütün emekliler 7500 lira alanlar Ocak'ta benim maaşım 10 bin lira olacak. Bakın hazırlamışlar herkes kendine. Niye 15 bin lira demiyor kimse? Çünkü 10 bin diye bir rakam ortaya çıktı. Ve 10 bin lirayı da geçmeyecek gibi. Çünkü çok riskli değil mi ama yani bu ha şu olabilir bakın mesela. Geçen de konuşmuştuk sizinle. Yılbaşında bunu 10 bin yapıp diğer emeklilere de %50 zam yapıp tam seçim öncesi en düşük emekli maaşına tekrar bir miktar artış yapabilirler. Yani bunu çünkü daha önce de yaptılar. Bunu adımı evet. İki kez attılar yani biliyoruz ki. Ama sonrasında mesela yapmadılar Temmuz ayında. Seçim evet. Geçtiği için bir adım atılmadı. Aynen. İşte yani siz de söylüyorsunuz şey o kadar açık bir şey ki bakın işin kötü tarafı hiçbir formüle oturtamıyoruz. Yani bir emekli maaşı var Murat Bey, bir primler yatırılmış, bir karşılığı var. Sistem öyle bozulmuş ki hiçbir formüle oturtamıyoruz. Başa döneceğim yine, eğer eski sistem devam etseydi şakır şakır herkes hesabını yapacaktı, kimsenin de başı ağrımayacaktı. Ne zaman biz aylık bağlama oranlarını düşürdük, Bu tür şey, Ali Cengiz oyunları ortaya çıktı. Karmaşık, her şey birbirine karıştı. Hı hı. Bakın tahmin yapıyoruz biz ya, önümüzde bir matematiksel işlem yok. Böyle bakın, bir şey yok yani normalde böyle bir şey yok, böyle bir sistem yok yani. Yok. Daha önceki sisteme göre böyle bir şey yok yani. Şu yok anda işte. Dediğiniz gibi tamamen tahmin var. Kara düzen gidiyoruz şu anda. Bakın emekli, maaşın hesaplamasının, zamların hiçbir hesabı yok. Yani en az emekli maaşın hesabını kastediyorum. Yani 5000 liranın 5500 liradan 7500 olması, 7500 liradan 10 bin lira olmasının hiçbir matematiksel hesabı yok. Sadece bu kadar vereceğiz diyorlar, veriyorlar. Matematiğe bir oturtamıyoruz yani. Değil mi? Yani kötü çünkü bir şey. Başka hesaplar var çünkü yani seçimlerde bu çok da ön plana da çıkıyor. Kurala bağlı, yasaya bağlı işler muhtemelen daha çok şeyle oluyor. Nasıl diyelim? Seçim dışı. Mesela Temmuz'da öyle oldu. Evet. Daha çok enflasyona bağlı kaldılar. Enflasyon verilerine bağlı kaldılar. Onun dışında farklı bir şey görmedik. 7500 lirayla ilgili bir adım görmedik. Şimdi ise neden bu kadar düşünüyoruz üzerine? Neden bu kadar ya şöyle mi olur böyle mi olur diye düşünüyoruz? Çünkü seçim var. Seçime yönelik kuralların dışına çıkıyorlar düzenli olarak. Evet. Tablo bu. Ekleyeceğiniz bir şey var mıdır peki bu meseleyle alakalı? Bu mesele alakalı var ya. Sabaha kadar konuşsak bir şey çıkmaz Murat Bey. Sabaha kadar konuşsak bir şey çıkmaz. Ama bu şey oturdu. Bu rakamlar oturdu. Bakın 10 bin lira olacağı yani netleşti gibi bana göre. 10 bin liranın üstü olması, 11 bin lira olması sürpriz olur. Çünkü 10 bin lira herkes alıştırıldı şu durumda. Peki herkes şimdi mesela şöyle bir yorum gördüm. Geçenlerde enflasyon rakamına göre 10.300 gibi bir yani 10 bin lira olursa zaten %33 oluyor 7.500 liraya göre. Böyle şey bu saçma, bu gerçekleşmez diye yazılmış da orada bu yorumu yapan mesela vatandaş bunu emekli vatandaş bunu hani iyi niyetle yapıyor. Böyle olduğunu düşünerek yapıyor ama
şunu kaçırıyor. Zaten sizin zam oranınız 7500 lira üzerinden yapılmayacak. Yani kök maaşınıza yapılacak. O zaten hesaplanıp 10 bin liraya denk getirilecek. Mesele burada o. Yani siz zannediyorsunuz ki ha 7500 liradan 10 bin liraya çıktı. %33 zaten enflasyon %50 verecekler diye düşünüyorsunuz. Böyle bu gerçekleşmez diyorsunuz ama sizin zaten 7500 liranıza yapılmıyor bu zam. Yani 6000 liranız kök maaşsa, 5000 liranız kök maaşsa ona yapılıyor. Maalesef yani benim düşüncem bu 10 bin lira meselesi iktidar açısından çok riskli. Ama gerçekleşirse de herhalde şaşırmayacağız gibi görünüyor. Çünkü daha önce bu 5000 lira meselesine de çok saçma demiştik. Böyle şey mi olur demiştik. Evet. Seyyanen zamı konuşuyorduk o dönem. Başka şeyleri konuşuyorduk ve gerçekleşti bakın. Hatta Nuray Babacan yine iyi yazmış. Yani tüm emeklilere diye yazmamış gerçi ama emeklilere verilecek demiş. Burada çalışanlara verilmedi mesela bu süreçte. Şimdi ne olur bilinmiyor.